Merhaba dostlar. Herkese tekrar günaydınlar. Burada saat 9.37, 7 Nisan, Salı sabahı bahçedeyim. Bugün evdeyim, dün ofise gittim. Biraz işte çalıştık, ettik, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Dedim ki şöyle son birkaç gündür neler yaptık, neler ettik. Onunla ilgili kısa bir özet geçmeye çalışayım dedim karşınıza geçip. ne yaptık son Pazı hafta sonu işte çocuklarla Instagram'dan da belki görmüşsünüzdür şöyle bir bank falan vesaire yaptık şöyle kenara ateş yakmayı sevdiğimiz için bahçeye Onun dışında bahçeyle ilgilendik son işte birkaç haftadır da arkadaşlarımızın Kullandığı uygulama Üzerine düşünüyorduk ile alışveriş uygulaması Evin ihtiyaçlarını artık markete ben gidiyordum genelde yani ben gitmeyeyim e, internetten sipariş vererek halletmeye çalışalım diye Karar verdik. Ee, aşağıdaki uygulama şeyine videonun açıklama kısmına koyacağım hangi uygulamayla alışveriş yaptığımızı. Hani en azından Amerika'da bundan yararlanmak isteyen ve bilmeyen arkadaşlar varsa yararlanabilirler. Bu uygulamayı cep telefonunda kurduktan sonra, dün Banu evdeydi oradan işte ilgili farklı bu uygulamada farklı mağazalar var. Çok kısa özet geçeceğim. O mağazalardan hangisinden alışveriş yapmak istiyorsanız seçiyorsunuz. İşte marketlerden. O marketteki internetten listeden seçiyorsun. İşte yumurtadır, süttür, neyse işte içecektir vesaire. O listeyi yaptıktan sonra da ödemenizi yapıyorsunuz. İşte orada da size yaklaşık bir teslimat ücreti ne kadar işte bu hizmet bedeli alacağını söylüyor ve teslimat saatini belirtiyor. Ne yaptık? genel ihtiyaçlarımızı aldık oradan sonra e, para kazanmak isteyen işte teslimat yapan alışveriş yapan bu sisteme dair olan bir kişiye bu istek gidiyor bizim adımıza mağazaya gidip alışverişimizi yapıyor e, ve adım 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 orada kalem kalem işte yumurtayı sepete attım Ondan sonra ekmeği sepete attım gibi işaretliyor Hatta diyor ki işte 10'lu Coca Cola yok 12'li Coca Cola var İster misiniz Yoksa iptal mi edersiniz gibi adım adım hepsini soruyor size. En son alışverişi bitirdikten sonra evin kapısına getirip teslimatı yapıyor. <laughs> Tabii onunla kalmıyor. Çünkü işte ben dün işte olduğum için Banu bütün teslimatı aldı. Hepsini arka bahçeye taşıdı. Bir şekilde eldiven, maske. Sonrasında da hepsini tek tek silip dezenfekte etmek zorunda kaldık. Çünkü bu bir tedbir amaçlı yapmaya çalışıyoruz. En çok dikkat ettiğimiz olay bu şu an için. Çünkü e, haberlerde izlediğimiz kadarıyla da hani alışveriş yaptığımız marketlerde çalışanların da pozitif çıktığı ile ilgili yani tabii ki bizim buradaki markette de değil ama sonuçta bilemezsiniz tedbir amaçlı. Son gene birkaç gündür farklı vakalar oldu. Farklı vaka yani olaylar oldu. Olaylardan bir tanesi de markette alışveriş yapan işte müşterilerin ben bazıları işte ne atıyorum sebze reyonundan geçiyor, meyve reyonundan geçiyor. Orada öksürerek bütün öksürüğünü işte sebzelere doğru yaptığı ile ilgili haberler vardı. Dolayısıyla alacağımız açıktan sebze ve meyvelerin de sağlıklı olması konusunda tereddütlerimiz var. Açıkçası kaygılarımız var. Yani paranoyak olduk öyle söyleyeyim. İşte nasıl geçiyor? İşte ben akşam geliyorum. Yani daha önce de tekrardım. Hani hemen üst baş yıkanıyor. Arabayı dezenfekt ediyoruz. Banuyla şey yani yer değiştiriyoruz. Bağını giderken arabayı aynı şekilde tekrar dezenfekte ediyoruz. İşte kahveyi ofisten içiyorduk. Artık evden kahve koyuyoruz. Ben kendim evden götürüyorum da bağını aynı şekilde. Ee, çocukları bir süredir işte kendi hallerine saldık. Yani çok sık baskılamamaya çalışıyorduk. Fakat dün akşam bir kararla bir takvim çıkardık. İşte saat saat dedik ki işte sabah saat işte yani 9.30 10'a kadar neyse ben bırakıyorum isterseniz erken uyanan kitap okumaya devam edebilir gibi. İşte şu saatler arasında işte okuma yapacaksın. Şu saatler arası matematik, şu saatler arası serbest zaman. Televizyon vesaire gibi bir planlama yaptık. Bugünden itibaren onu uygulamaya çalışacağız. Ondan sonra da gene aile zamanı koyduk. o aile zamanında da ister beraber puzzle yapacağız, ister böyle ekip grup oyunları var. işte Monopoly'dir odur budur böyle farklı oyunları var çocukların onları oynayacağız veyahut da şöyle bir yürüyüşe çıkacağız hep beraber mahalleyi şöyle bir turlayacağız. Şimdi burada tabii... geçen sefer attığım paylaşımlarda bazı yorumlar geldi hani evde değilsiniz evde kalmıyorsunuz falan aslında mahalle biz, biz geniş olduğu için hani etrafta da hemen hemen hiç insan olmadığı için çocuklarla çıkıp şöyle bir mesafe... şöyle bir tur atıp geldiğimizde kimseyle bir etkileşimimiz olmuyor sonuçta ona güvenerekten biz hava alarak dışarıya çıkmaya çalışıyoruz yani o anlamda e, bisiklete biniyoruz işte fırsat buldukça diyeyim ama tabii bu bir kısır döngü bir paradoksun içerisindesiniz e, hatta bir şey var ya dejavu hani <laughs> her akşam bir dejavu yaşıyoruz ne izledik ne izleyelim bu akşam ne yapalım hani bunu bir plana oturup disiplinli bir şekilde uygulamaya devam etmezsek bir süre sonra çıkmaza e, işte çıkmaz sokağa giriyorsun çıkmaza giriyorsunuz öyle söyleyeyim işte en son işte izlediğimiz filmlerden geleceğe Dönüş 1, 2, 3 <laughs> bitti. Ondan sonra e, ara ara aklımıza gelen uçuşan filmler vardı onları hemen notlar alıyoruz. Onları da belki aklıma gelenler olursa aşağıya listelemeye çalışırım. Tabi haberleri ben bir önceki videom haber izlemeyin haber okumayın diyorum ama ister istemez elinize aldığınız zaman telefonun sosyal medyada bir şekilde karşınıza bir şeyler çıkıyor işte ne oldu İngiltere Başbakanı'nın hastaneye kaldırılması ondan sonra onun tekrar hastaneden yoğun bakıma alınması süreçleri sonra bildiğimiz ünlü insanların yoğun bakımlardaki süreçleri insanı geriyor açıkçası vakaların işte artışı ondan sonra işte o grafiklerin böyle sert bir şekilde yükselişi bizleri de endişelendiriyor özellikle beni endişelendiriyor ama hani her seferinde söylüyorum moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ee, fakat şu an için daha kötüsü olur mu, olmaz mı zaman gösterecek. Beklenti o doğrultuda ama Amerika'daki işte yardımlarla ilgili olarak açıklamalar yapıldı ama herhangi bir şu ana kadar bir nakit trafiğimiz yok. Yani bakıyoruz hesaplara az bir şey geçmiş değil. Ama Nisan ayı, Mayıs ayında iki ayrı ödeme alınacağıyla ilgili bir beklenti var. farklı ülkelerin listelerini kontrol ettiğimde yani bu yani ne bileyim Güney Amerika'da, Afrika'nın bazı ülkelerinde falan böyle pek fazla rakamlara artış göstermediğini gördükçe acaba diyorum hani yani oradaki devletlerin hani rakamları açıklamamasından mı yoksa halk bambaşka bir kültürde, bambaşka bir toplumsal yaşam sürecinde olduğundan mı birbiriyle çok fazla etkileşim mi yok da yayılmıyor? Onu bilemiyorum. İşte Çin'i takip ettik. Çin'de vaka sayıları azaldı etti falan beni biraz ümitlendiriyor. Ama tabii ki Çin'in yaptığı katık politikalar aynısını e, aynısı bu tarafta Amerika tarafında pek uygulanıyor, uygulanmadığını düşünüyorum. Amerika'yı rakamlarını bitiren süreç bence yani yükselten süreç işte New York New Jersey, ondan sonra işte Louisiana eyaletleri gerçekten aldı başını gitti. Texas o noktada bu bölge Houston gene daha nasıl diyeyim kabul edilebilir veya endişemizi biraz daha az endişelendiriyor bizi şu aşamada. Ama tabi bunu düşünüp de şey yapmıyoruz. Hani teyakkuzu sürekli teyakkuz halindeyiz. Ve bu bizi e, nasıl diyeyim hani boş vermişliğe veya işte ne bileyim vurdum da durmaz da itmiyor. Gene acayip paranoyak davranıyoruz. Mesela Louisiana eyaleti ile Texas eyaleti arasında bir e, karantina süreci işte girdi. Dediler ki işte Louisiana'ya gidenler geri dönüşte karantinaya uygulanacak. E, yani farklı tedbirler var. Hatta bugün annemlerle konuştum sabahtan. Onlar da diyor hani annemlerin İzmir'de seferi sardı bir yazlıkları var. O tarafa dedim olmazsa Hani evde kapalı apartmanda Bornova'da oturuyorlar. Tıkılmayın. E, ee, Valla dedi oğlum yasak yani çıkamıyoruz. Yani 60 yaş, 65 yaşın üzerindeler. En azından dedi burada kardeşim orada kardeşim alışverişlerini yapıp kapıya kadar getiriyor diyor. Hani dedi seferi yazlık tarafına gidersek ben dedim hani yürürsünüz en azından bahçeye çıkarsınız biraz kafanız dağılır. Onların da yaklaşım hani orada bize kim bakacak. Yani <laughs> kim alışverişimiz yapacak? Hiç çıkamıyoruz. Bir de kaldı ki evden oraya gidemeyiz bile. Karşıyaka'yı kapattıklarını falan söyledi. Karşıyaka girişine falan işte orada vaka olduktan sonra hani belli bölgelerde yani giriş çıkışları engel oldukları herhalde yaş sınırlanması mı tam da bilmiyorum açıklaması. Yani detayını sormadım da yani şehir içinde de veya şehirlerarası trafiklerde de böyle kapanışlar var ama tedbirler ne kadar yeterli, ne kadar yetersiz. Yani çok da girmek istemiyorum o konulara. Çünkü buradan gördüğüm sadece Türkiye değil, yani dünya genelinde herkes böyle bir senaryoya bence çok hazırlıklı değildi. Hazırlıklı olmadığı için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu zaman gösteriyor. Zaman gösterecek. Yani ben yıllar önce üniversiteyken dağcılıkla ilgileniyordum. O zamanlar dağcılığın çok kutsal bir spor olduğu ile ilgili bir Genel bir şey vardı yani görüş vardı yani kutsal spordan kastımız dağcılıktaki tüm kurallar bir şekilde işte can kayıplarıyla tecrübe edilmiştir işte bu ipi böyle bağlayacaksın böyle yapacaksın şunu şunu yapacaksın neden çünkü bir son bir önceki tecrübede orada bir insan kaza sonucu kayb hayatını kaybetmiştir gibi şimdi bu da öyle yani bence biraz öyle görüyorum yani kervanı bir şekilde herkes yolda düzmeye çalışıyor işte İngiltere dedi başta takılın Herkesi salın edin. Sonra baktı olmadı. Bir hafta sonra baktı öyle git değil. Onu çevirdi, bunu çevirdi. Yani <laughs> bu salgın süreci de evet kayıplar veriyoruz. Vereceğiz de. Fakat bu tecrübe belki bir sonraki nesillerde bir şekilde bir know-how olacak, bir bilgi olacak. Kenarda bir tecrübe olarak kenarda duracak. Bir sonrakinde herkes ne yapacağını daha iyi bilecek. Çünkü ben böyle bir salgın çok çok yıllar önce yaşanmış, işte belki yüzyıllar önce yaşanmış, yetmiş ama oradaki data ne kadar, oradaki bilgi, geçmişteki tecrübeler ne kadar arşivlenmiş ve bugünümüze uygulanabilir onu bilemiyorum. Ama e, finansal süreçlerde işte borsalardır, altındır, dolardır da çok ciddi dengeler oynamaya başladı. İşte bugün gene dün bir arkadaşımla konuştum. Yani Houston'da petrol endüstrisine çok ciddi üretim yapan bir fabrikada çalışıyor kendisi. O fabrikanın da üretimi e, durup ücretsiz izne çıkırızacakları ile ilgili bir, bir duyum var, bir beklenti var. Onlar da böyle bekliyorlar çünkü bakıyorsunuz petrol endüstrisine yani ciddi bir üretim yapıyor bir firma. E, petrol fiyatları düştü, dolayısıyla zincirleme hepsi etkileniyor. Bu da e, yani öngörülemez bir şey ve yani bugün söyleseler hani dün en son ne zaman benzin aldım herhalde 1.5 dolara falan düştü. Yani 2.20, 2.15 neyse 2.5'ları falan gören dolar şey benzin fiyatları inanılmaz düştü. Bu dedim ya bunun için göbek atmıyoruz, oynamıyoruz. Çünkü bu olumsuzluk, olumsuz bir süreci gebe yani olumsuzluğu karşımıza çıkarıyor. Bakalım arkadaşlar yani işte yeğenlerle konuşuyoruz yaklaşık 3-4 haftadır evden çıkmamış durumdalar. İşte bizim kardeşim keza öyle. Kardeşimin eşi hastanede görev yapıyor. Fakat onların da uygulamaların tedirginliği üzerlerinde. Başka bir arkadaşımız gene burada hastanede görev yapıyor. Özellikle sağlık camiasında, tıp ve sağlık alanında Ondan sonra işte fark etmez yani birebir bu süreçlerle temas eden bütün toplumun her çalışanı gerçekten ciddi problemli, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Başka bir arkadaşım yine hastanelerde klinik temaslı çalışan bir arkadaşım var. Kendi çocuklarını annelerine bıraktılar ki yaklaşık 2-3 haftadır kendi çocuklarını görmüyorlar yani anca telefondan görüyorlar ki yani biz hastanede temas halindeyiz çocuklara ulaştırmayalım gibi. Ee, ama günün sonunda hepimiz bir gün öleceğiz diyorum arkadaşlar <laughs> diyeceksiniz ki saçma oluyorsun Can abi kim bilir ne yorumlar atacaksınız ama hepimiz bir gün öleceğiz abi bugün er ya da geç yarın öbür gün fark etmez ee, yani her gün ölecekmiş gibi yarına uyanmayacakmış gibi o anı yaşamak felsefesini sanki biraz daha e, bugünlerde ben kendimi içselleştiriyorum. Çünkü ya yani evet evim vardı, arabam vardı. İşte yarın borçtu. Yarın öbür gün işte işimi kaybedersem evimi de kaybeder miyim? Arabamı da kaybeder miyim? Ya bunun endişesiyle yaşamanın bir anlamı yok ya. Yani zaten e, hani çok klişe olacak ama yani kefenin cebi yok diyorlar ya. Yok abi ya. Yok yani. İnsan insan koştururken bir sürü nedenden, bir sürü şeyden hayatın gerçeklerini unutuyor ya. Abi 40 yaşıma gelmişim. 40 yaşına gelmişim. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Çok kısa. İşte biz 5 Nisan tabii 5 Nisan'da da bizim vatandaşlık başvuru sürecimize hak doğdu. Öyle söyleyeyim. Yani konudan konuya atlıyormuşuz gibi gelecek ama yani şöyle ki ben 5 Temmuz 2015'te Amerika'ya giriş yapmışız arkadaşlar. Yani ben 5 Temmuz 2020 tam 5 yıl olacak. Ve diyor ki sistem 90 gün öncesinden başvurabilirsin. Yani bu kabaca neredeyse ben 4,5 yılı devirmişim. 4 yıl 9 aydır Amerika'da yaşıyorum. Zaman su gibi akmış. Yani zaman su gibi akmış. Eski videolarıma, eski fotoğraflarıma bakıyorum. İşte evet sakallarım var. Daha böyle siyahmışım, daha zayıfmış. Sakallarım siyahmış, biraz daha saçım varmış gibi. O kadar hızlı akmış ki zaman. Şimdi dönüp baktığım zaman... Yani 40 yani tamam 80 doğumluyum. 40 Temmuz'da 40 yaşını dolu dolu yaşamaya başlayacağım ama e, yani şunu demek istiyorum. Çok zaman zaman çok çabuk akıyor ya. Yani yazılım mı öğreneyim, çocuklarımı büyüteyim, işe mi koşturayım, evimi kaybedeceğim vesaire. Yani boş ver be abi. Yani anın keyfine bak ya. birkaç birkaç saat o çocuklarla sen ya da ne bileyim ee, sadece çocuğu, çocuğu olmayan arkadaşlar, evli olmayan arkadaşlar, peki arkadaşlar da izliyorlar. Yani PlayStation mı oynadın, bir maç mı izledin, bir şeyden keyif mi aldın? Ya o, o, o yetsin yani. Ben öt, öteki için endişelen, endişelenmek istemiyorum. Aç, aç mı kalacağız? Borcumuzu mu ödemeyeceğiz? Elektriğimizi mi kesecekler? Abi kessinler ya. Yani kafamı sıkmayacaklar ya sonuçta. Ya bu açıdan bakmaya başladım. Yani çatırdadı, bütün dünya çatırdı Bir ben değilim ki. Yani bu dengeleri bozulan bir ben değilim ki. Bir siz bir siz değilsiniz ki. Evde kapalı kalan, işinden olabilecek olan bir siz değilsiniz ki. Yani sistem kendini yenilecek bir şekilde su bulacak yolunu bakacak gidecek arkadaşlar. Yani nereden geldim, nereye, ne anlatıyorum? Dedim yani böyle ben genelde videoların karşısına oturup kağıt kalem madde madde şunu mu anlatsam bunu mu anlatsam diye çıkmıyorum. Sözlerimi seçmeye çalışıyorum. Eskiden daha heyecanlıydım. Daha böyle böyle gündemden patlata patlata haberlerden şundan bundan işte ona çatayım buna çatayım. Yok işte ne bileyim iban vermişler para istiyorlar diyeyim ortalığı işte diyeyim böyle böyle şeyler yapıyorlar. insanların nabzını ölçeyim alayım tepkilerini veya yorumlar alayım diye. Ee, videolar kafamdan geçiyordu yapayım edeyim ama sonrasında düşünüyorsun ki ya, kime faydası var? Kime faydası var yani? Akışı değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Bazı şeyler ne senin elinde ne benim elimde yani. Burası da aynı yani Amerika ile ilgili bugün biraz video uzun olabilir kusura bakmayın. Yani Amerika sürecinde de öyle yani evet her şeyin bir bedeli var. Yani ben 4 yıl 9 aydır buradayım. Ee, sürekli işe saldırdım, sürekli işe saldırdım. İlk başlarda tek çalışan bendim. Şimdi Banu çalışıyor. Tek ben çalıştığım için mesela Banu Türkiye'ye geldi üç defa. Ben bırakıp gelemedim. Çünkü çalıştığım şirketin böyle çok ciddi bir sözleşmesi, çok ciddi bir böyle ne bileyim izin prosedürleri odur budur yoktu. Ve ben kendimi böyle asıllayayım işe ki kaybetmeyeyim bu işi diye. Tatili bile istemeye şey yapmadım, çekindim yani. Evet aldım zaman zaman tatil ama uzun aylar, uzun günler, haftalar boyunca tatil alıp Türkiye'ye gidip gelmemek için. Ha ne oldu mesela bedelim? Ben babamı görmüyorum. 4 yıl 9 aydır babamı görmüyorum. Evet Facebook'tan görüşüyoruz dediğiniz ama bu yok kardeşimi görmüyorum. Akrabalarımı görmüyorum. Gidemedim. Bu yaz gidecektim işte planım oydu. Ee, Ağustos ayı için yani şey ayarladım top bağımıyla. Böyle denk getirdi. tam bir ay tatillerimizi Patronlarla konuşup izinlerimizi ayarladık. Uçak bileti bakıyorduk. Ki bu patladı yani. Kısmet değil. Neye getiriyorum yani? Her şeyin bir bedeli var. Ee, onu gördüm. Amerika'da şey değil. Toz pembe değil arkadaşlar. Yani ben bazen samimi arkadaşlarımı söylediğim zaman e, konuştuğum zaman şey diyorum. Yani Amerika bir Hollywood'la beraber dünyaya böyle bir e, dünyaya bir hayal, bu Amerikan dream, Amerikan hayali denen bir şeyi pompalayıp bir göçmenlere yönelik bir nasıl diyeyim heyecanlandıran buraya insanların akın ederek gelmesini sağlayan bir sistem kurmuşlar durumdalar ve herkes buraya gelip bir şekilde sistemin bir parçası oluyor ve çalışmaya devam ediyor. Ya ben ülkemde nasıl çalışıyor burada da çalışıyorum. Ama fark ne? Ülkemde ben 4 yıl boyunca çalışıp böyle bir eve ya da ne bileyim böyle bir arabaya, böyle bir mahalleye, böyle bir çocuklarımın eğitimine sahip olmam benim için imkansızdı. İmkansızdı yani bu olanaklarla. Ha diyeceksiniz ki ev kredi arkadaşım senin değil ya. Benim veya değil. Şu anki yaşam standartından kalitesinden bahsediyorum. Bedeli var ama yani bedeli var. O yüzden ama ben bu bedeli kay ödedim ama kay hala ödüyoruz belki de, işte e gurbet olması, mesafelerin olması. E ama yani bakınca çekirdek aile olmuş olman, ailecek birbirimize yetiyor olmak bize yetiyor burada. Ya yani ben fazlasını aramıyorum. Mesela ben arkadaş konusunda da Türkiye'de çok fazla böyle bir çevrem, arkadaşlıklar konusunda böyle hani gideyim geleyim böyle orada bu. Ben çekirdek ailem bana hep etti. Burada da belki o yüzden kendimi daha iyi hissediyorum. Kim insan çok sosyal. O sosyalliği arıyor. Belki o sosyalliği yakalayamıyor. Kimisi Türk komünitesi, e, Türk grupları arasında bu sosyalliği yakalıyor. Ama ben 40 yaşına geldikten sonra, bu sattan sonra yeni arkadaş edinmek, yeni arkadaş bulmak ve bana daha zor geliyor açıkçası. Hani ilk seferinde bir görüşüyorsun, ediyorsun, tanışıyorsun, birkaç defa daha görüşüyorsun ama sonrasında ben veya biz öyle söyleyeyim baktığımız ne oluyor şu an için? Evet yani bizim çocukların kafa denge olan arkadaşların aileleri aile, o tarz ailelerle hani takılıyorsun yani çünkü onu arıyorsun çocukların keyif almıyorsa ne anlamı var ki bu işte böyle bir dostluktan. Dolayısıyla çekirdek çekirdek takılıyoruz burada şu aşamada var gene dostlarımız sağ olsun konuyu nereden nerelere getirdim. Ee, yani Amerika'nın da hataları var. Onu söyleyeyim. Amerika'nın da olumsuz yanları var. <laughs> Özellikle bu şu anki süreçte Amerika'nın da bence gözlemlediğim hatalar var. Ama <laughs> doğrunun ne olduğunu kimse bilmezken hata yaptın diyemiyorum kimseye. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın bugün söylediği doğru gibi gelirken olayların gidişatına baktığın zaman her şey ters dönebiliyor yani. İtalya'yı görüyorsun. Yani İspanya'yı görüyorsun. Avrupa'yı görüyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'nin çatırdama noktasına gelmesinden bahsediyor. İngiltere gibi bir ülke dünya devi video olarak gördüğümüz, bence Amerika'dan çok daha dünya devi görünen stratejik bir ülke ki onların durumunu görüyorsun. Adam başbakanı çıktı çıktı konuştu, şimdi adam yoğun bakımda yani. Dolayısıyla dostlar birbirimize birbirimizi eleştirip, birbirimize bağırıp çağırıp, o ne yaptın, bu yanlış yaptım, böyle yapsan Güzel öneriler tabii ki akılcı öneriler. Akıllı akılla buluşmak tabii ki önemli. Öyle noktalar var ki yani böyle öyle noktalara gidiyor ki bazen insan e, görüyorsun artık akıl silerdiremiyorsun yapılana. Onlardan bahsetmiyorum yani. O demek istediklerim onlar değil. Ama izlenen politikalarda e, Ya mesela çok basit bitireceğim. Mesela maske muhabbeti. Bana baştan beri maske muhabbetinde Birisi diyor ki maske takmak işe yarıyor, birisi diyor ki yaramıyor. Şimdi hangi birine inanacaksın? Şimdi evde maske dikmeye başlamışlar. E bugün bir tane video izledim, adam doktorun biri mikroskop mikroskopta inceliyor. Şöyle ışığı bir tutuyor, evde üretilen veya standart ameliyat maskesi böyle arkasını ışık görüyorsun böyle geçtiğini. Anca diyor N95 ve üstü maskeleri böyle tutuyor, gayet güzel. Ama ona rağmen işte daha düne kadar diyorlardı havada uçuşmaz. Virüs bir yere yapışmaz. Maskeye gerek yok. E, önceki gün bir video yayınlandı. 20 dakikalık bir video yayınlanıyorsam. Pardon. E, videoda şey diyor. Adam konuşuyorsun böyle ya. Ortamda konuşuyorsun. Böyle bir özel kameralarla falan. Hatta link bulabilirsem koyayım. Abi. Özel kameralarla çekiyorlar ortamda. Ortamdan çıktıktan sonra bile havada uçuşuyor. Bir transfer var yani. Sen konuşuyorsun. O 5 fit 3 ne bileyim 3 metre 5 metre mesafe koru. Yok abi uçuyor gidiyor. E ben o zaman neye güveneceğim? Maskeyi takacağım. Yani veya işte sokağa çık çıkma. Dokun dokunma yani her şey değişiyor. Gündem değişiyor. Doğru doğrular değişiyor. Dolayısıyla insanlar da ona göre tavır alıyorlar. Ama en benim benim kabullenemediğim ta Çin'den bugüne kadar izlediğim bütün süreçlerde bir vurdum duymazlık ya yani insanlarımızdaki temel veya insan insanoğlundaki öyle söyleyeyim böyle bir vurdum duymazlık bana bir şey olmaz. Ya ben markete giriyorum maskemi takmışım eldivenimi takmışım hem senin o el dezenfektan sıvım ile de arabayı siliyorum bilmem ne giriyorum. Abi yanımdan çocuklu çocuklu tipler böyle hayda hoyda gül oynaya geçiyorlar bana bir şey olmaz endişesi şey yani vurdum duymazlığı mı hani eldiven bulamadın arkadaş yani yokluktan mı Yok. abi çoluk çocuk girme bari oraya zaten bizi bu vurdum duymazlık batıracak <laughs> batırsa neyse bugün bayağı uzattım dostlar bana müsaade ben şimdi çocukları uyandırayım kahvaltıya geçelim fırsatım olursa tekrar ekran karşısına sizlerin karşısına geçmeye çalışacağım tekrar görüşmek üzere vakit ayırdığınız için teşekkürler hoşçakalın Sağlıklı kalın, evde kalın.